empati körleridir narsistler. Eşine köle efendisi ilişki ister. Eşi de eğer böyle durumlarda akıllı seçenek üretemiyorsa ya köle olurlar, içine atar atar depresyona girerler, gelirler. Yahut da mide kanaması geçirirler. İlaçları kesmiş. Dedi ki ya ben ilaçları kestim çünkü bağırıp çağırmayınca kendimi kadın gibi hissediyorum dedi. Narsist kişiler sınır ihlali yapmayı severler. Bağırtırlar, hata yaptırırlar ama zaten sen böyle bir insansın derler. Suçu yıkmak için. Yıkmak için. Hata yap, patlatırlar sizi. Diğer bir tip var da teflon tipler diyoruz. Ya o teflon tipler hiç tava gibi. Kendileri yanmaz ama yakınlarını yakarlar. Değer verdiği şeyi kaybedeceğini görünce kuzu gibi olurlar. Narsist için en büyük işkencedir özür dilemek. Onu özür dilettiği zaman narsist terbiye oluyor. Narsist kişi kanser hücresi gibidir. Kanser hücresi ne yapar? Doyumsuzdur, sınırsızdır. Olumlu davranışını güçlendirdiğin zaman çocuk ama ben seviliyormuşum, ben bu ailede değerliymişim diyor. O yanlış davranışına sarılıp da anneden babadan ücalmaya çalışmıyor. Hocam bir narsist pişmanlık yaşar mı? Ya da kendiyle kaldığında Firavun'un bile öz eleştiri yaptığı söyleniyor. Bir narsist kendiyle kaldığında öz eleştiri yapar mı? Ya itiraf edemiyorum ama ben de şu çekilmez bir hal aldı diyebiliyor mu? Ya işte narsist kendini yeryüzü tanrısı görüyorsa yapmaz onu. Hep olaylar, yanlışlar dış nedene bağlar. İşte zaten bunlar buna hak etmiyorlar der. Mesela yani seçilmez mesela. Hak etmiyorlar ki der. Ha, buna layıklar der yani. Beni seçmeseydiler der narsist gibi. Ama narsist olmayan bir lider seçimi kaybettiği zaman vatandaşı suslamak yerine kendini suçlar, öz eleştiri yapar. Biz nerede hata yaptık der. Yani bu uçaklardaki oksijen maskesi gibi önce kendisine yöneltir, öz eleştiri sorguluyor. Eleştiriye açık olur. Ha, eleştireni de bir kişi eleştirdiği zaman şöyle demez. Herkesin içine böyle bir eleştiri çatır çatır eleştirir, notlar alır. Haklı eleştiriye teşekkür eder, haksız eleştiriye gerekçelerini söyler. Ama narsist bir lider ne yapar? Haklı eleştiri, haksız eleştiri araştırmaz. Sen de geçmişte şunu yapmıştın der. Ya konu ayrı, iki olayı karıştırır. Sapla saman birbirine karıştırır. Giriyor. Halbuki bir çocuk anneyi eleştirirse diyelim, böyle narsist bir anne bir baba da. Çocuk eleştirirse sen de geçmişte şu hatayı yaptın der. Ya o olay ayrı, bu olay ayrı. Olayları araştıramaz narsistler. Hemen genelleme yaparlar, o olayı karşı tarafı, maksat onun için güç, hakimiyet mücadelesidir. Ve kıstırmak. Onu nasıl sustururum? Mesela eşine nasıl yaklaşın narsist? Kadın da olur, erkek de olur. Onun haklı mı değil mi diye bakmaz. Narsiste adalet duygusu yoktur. Hak duygusu kendine yöneliktir. Adalet duygusu benim hak ettiğim doğrudur, onun hak ettiği önemli değildir. Hak duygusu, empati yapamazlar. Onun için empati körleridir narsistler. Yani eşini eleştirir, eşi yerin dibine batırır. Bunlar ama ben bunları senin iyiliğin için söylüyorum der. Kendine köle yapmaya çalışır. Eşine köle efendisi ilişki ister. Yine sıyrıldı olayın içinden. Sıyrılıp çıkar. Eşi de eğer böyle durumlarda akıllı seçenek üretemiyorsa, ki çoğu insanlar üretemiyorlar, ya köle olurlar, içine atar atar depresyona girerler, gelirler. Yahut da mide kanaması geçirirler. Acilen hastaneye giderler vesaire. Ama narsist olmayan bir eş böyle durumlarda yüzleşemez kendi hata, yanlış yönleriyle. Yüzleşebilmek aslında olgunluk özelliğidir. Bir insanın bir psikiyatri uzmanına, bir psikolojik danışmana gidebiliyorsa o insan %50 narsizmini yeniyor demektir. Bak %50. Bir insan bir uzmana gidemiyorsa, bir hakeme gidemiyorsa, ikinci bir görüş alamıyorsa o kimse narsisttir. Mesela karısına hadi bir uzmana gidelim dediği zaman karısı sen hastasın, sen git diyorsa o adam narsist. Narsist riski vardır onda. Size ben kendini narsistim diye yapamıyor. Gelen yok o zaman o, hocam. Narsistim kendi kusur görmez ki. Kusuru eşinde görür, toplumda görür, başkasında görür. Yani narsist gelmez. Narsizmi alıp tedavi ediyorum diyenler narsistleri kandırıyorlar. Narsizmi 2 sene, 3 sene terapiye gider. Hep onun hoşuna giden şeyler söylenir. Hiçbir ilerleme olmaz. Kendini yüzleştiren terapisti de temen terk ederler. Peki hocam, bir şekilde sizin karşınıza gelen ileri düzey bir narsiste ilaç tedavisi mi uyguluyorsunuz? Yani narsizm terapiyle mi çözülür, ilaçla mı? Tabii narsistler, bazen narsist kişilerde sekonder depresyon oluşuyor. Ben narsist bir iş adamı biliyorum. Bir gün gelmişti fakat sekonder depresyon oluşmuştu kendinde. Yani insan başarı odaklı birisi, iyi bir iş adamı, müthiş bir performansı yüksek.
Fakat herkesi vurup kırıyor. Kırıp döküyor. Ya ben herkesin kalbini kırıyorum. Bunu istemiyorum dedi. İstemiyorum dedi. Mesela bu farkına varmış. Geldi. Bunun için geldi ama. Kişiliğinin farkında değil. Bu bir yardım alması ama bir olgun bir davranıştır. Övgüye değer bir davranıştır bu. Biz onun ilaç verdik. Beyindeki stres hormonlarını düzelten, beyninin hani karar verme mekanizmasını çalıştıran. Ondan sonra birden rahatladı. Kimseye bağırıp çağırmıyor. Şey gelmeye başladı bize. Her gelişinde muhasebecisi telefonla arıyordu. Aman bizim patron çok iyi, sakın ilaçlarını kesmeyin diye. İşte ne biliyor musunuz yani? Çünkü herkes rahatlamıştı. Ben başka bir şey biliyorum böyle. Bir beyefendi biliyorum. O da iş adamıydı. Böyle o da aynı şey. Öfkeliydi. Eşi getirdi onu zorla. Benim hatırım için geldi. İyi gelmiş gene. İstemeye istemeye geldi. İlaç verdik. Yani kapı daha sabah uyanır olanız bağırıp çağırmaya başlıyor herkese. Azarlıyor, yerin dibine batırıyor. Niye domatesi iri boğradın diye kabul ediyor. Kapının eşiyle kavga ediyor. Hani kendi pisliğiyle kavga eden kişiler denir ya, öyle bir kimse. Ondan sonra bu kişi ikincil depresyon var, narsizm üzerine gelişmiş. Ondan sonra buna da ilaç tedavisi yaptık. Artık öfkelenmeye, bağırmamaya çalıştı, başladı. Fakat bu sefer dedi ki ilaçları kesmiş. Karısı tekrar aradı, ya kesti, gene bağırıp çağırmıyor dedi. Kendisiyle işte bir şekilde görüştük, telefonla görüştük, gelmiyor. Dedi ki ya ben ilaçları kestim çünkü bağırıp çağırmayınca kendimi kadın gibi hissediyorum dedi. Düşünebiliyor musun? Kendimi kadın, yani bağırıp, erkekliği öyle mi tanımlamış? Erkekliği öyle zannediyor. Kültürel bir yanlış bu. Bağırıp çağırınca erkek olmuşsun. Bağırıp çağırdığı zaman evde erkekim ben diyor. Yani erkekliği öyle algılıyor. Bu yanlış öğreti. Bu kimse faydalanamadı ama birincisi iş adamı böyle durumlarda baktı ki bu ilaç ona iyi geliyor. Yani kendi narsizminin beynini bozmasına izin vermeyecek şekilde daha başarı odaklı, daha akıllıca gitmeye başladı. Ama eğer narsist kişi, eğer akıllı bir kimse ise, yani kendi mesela ABD'de CEO'lar 50 yaşlar civarında emekli oluyorlar genelde. Emekli olduktan sonra kalp krizi geçiriyorlar çoğunlukla. Çünkü çoğu başarıyla beslenen kişiler. Başarıyla beslendikleri için birden emekli olup bahçe sulayınca ya da köpek gezdirince alkış alamıyorlar. Ben öyle bir iş adamı biliyorum. Bir gün bir arkadaşı anlattı buna. Demiş ki ona, Marmaris'te balık avlamaya gidiyor. Ya balık avlayınca çok iyi geliyor bana. Şu hafta sonları çok mutlu oluyor falan diye övmüş. Ya demiş, senin bir şeye ihtiyacın yok. Git Marmaris'e yerleş demiş. Ama verdiği cevap, bak narsist bir özellik ya. Verdiği cevap da bir, balıklar beni alkışlamıyor ki demiş. Yani övgüyle besleniyorlar. Narsist alkışla besleniyor. Bir narsistin yakınındaki karısı olabilir, kızı olabilir. Size en çok hangi rahatsızlıkla geliyorlar hocam? Hangi şikayetle geliyorlar? Mesela, narsist gelmiyor. Yakını hangi şikayetle geliyor? Yani yakını genellikle, kendinde. Yani birlikte yaşadığı narsist kişiler, eğer güç elindeyse, ekonomik olarak güçlüyse eşini ezmeye başlıyor, eziyor. Ezdiği zaman bazı durumlarda eşler ne yapıyorlar? Yani eşini aldatan bir eş biliyorum böyle durumlarda. Aslında kadın mı aldatmış? Kadın aldatıyor. Aslında kadın aldatacak bir yaşam felsefesi de yok, şey yok. Fakat araştırıyoruz. Eşinden öc almak için aldatıyor. O kadar incinmiş. O kadar incinmiş ki eşinden öc almak için aldatıyor. Öyle bir rahatlıyor kendisini. Yani düşün, yani aldatma aklına bile gelmediği halde bir sosyal medyaya geliyor. Birisi ona yalnızlı sözler söylüyor. Yalnızlı sözler söyleyince onun etkisinde kalıyor. Pat diye kendini kaptırıyor. Yani böyle vakalar var. Onun için baskıcılık bu zamanda geri tepiyor. Onun için yani akıllı kişiler, kadın veya erkek fark etmez, eşini depresyona sokuyor. Yani böyle durumlarda biz onların böyle narsistle erken yüzleştirirsek terapötik güven ilişki bozulur, terapötik ittifak bozulur. Onun için narsist kişilerin kendini değiştirmeleri için çok önemli, onların çok değer verdikleri şey neyse onu kaybedeceklerini hissederlerse kendilerini değiştirirler. Hah, bir narsistin değişme ihtimali var o zaman. Var. Çok değer verdiği şey nedir mesela? Para. Para. Çok değer verdiği şey evlilik mesela. Çok değer verdiği şey çocuğu. Bunları eğer böyle davranırsa, bunları kaybedeceğini anlarsa kendini değiştirir. Gene öyle bir narsist, böyle bir alkışla beslenen bir narsist bakıyor ki bir ortama gidiyor. O ortamda alçak gönüllü insanlar alkışlanıyor. Birdenbire o narsist
müthiş bir alçak gönüllü rolü oynamaya başlıyor. Ya diyorlar sen böyle böyle davranmazdın. Niye böyle davranıyorsun ki? Burada alçak gönüllü insanlar daha çok değerli de ondan diyor. Hedefinde sadece alkış, onaylanma ve başarı. Alkış, başarı. Böyle kişiler ne oluyor? Onun için mütevazi rolü de oynarlar çok güzel. Mesela mezarlıktan giderken bir narsist bazı insanlar ıslık çalar. Dersin ki ya ne cesur adam. Halbuki içindeki korkuyla mücadele eden onu yapıyor. Narsistler de aslında kendi iç dünyalarındaki korkularla mücadele için ve değersizlik duygularıyla, aşağılık duygularıyla mücadele için güçlü rol oynarlar. Öyle ayakta kalmaya çalışırlar. Bunu sarsan eleştiriye tahammülsüzdürler mesela. Eleştirini düşman gibi görürler, tehdit gibi görürler. Psikiyatri alanının zorlandığı bir hasta kalıbı mıdır narsistik kişilik hastalar, bozukluğu? Yani genellikle narsist bir eşle yaşıyorsanız, o eşin değer verdiği şeyle narsistle yaşıyorsanız, onunla güç elindeyse, onunla kavga ederseniz kaybedersiniz. Diğer bir tip var da teflon tipler diyoruz. Teflon tipler. Ben bayılıyorum onlara hocam. Ya o teflon tipler hiç tava gibi kendileri yanmaz ama yakınlarını yakarlar. O tipler bazı şeylerse bu ama onlarla da baş etmenin yöntemi var. Teflon tiplere. Teflon tiplere sınırı iyi çizersen teflon tipler değer verdiği şeyi kaybedeceğini görünce kuzu gibi olurlar. Ha. Yani eğer mesela eşiniz teflonsa değer verdiğine çocuğu, değer verdiğine evliliğin bitmemesi. Yani eğer teflon bir seni suçluyorsa bak eğer ben böyle bu dediğin yanlışları yapacak tiplerden değilim. Eğer bana güvenmiyorsan evliliği bitirelim. Ya ama güveniyorsan lütfen böyle bir iddiada bulunsan benden özür dile diyecek. Özür dilemek demek teflon bir narsist için en büyük işkencedir özür dilemek. Özür dilemeyi bir şeyi ya yani ben öyle bir mükemmelim ki özür dilemem ben. Kimse beni eleştiremez. Ben hatasızım görüyor. Onu özür dilettiği zaman narsist terbiye oluyor. Narsist insan kolay kolay özür dilemez. Ancak çıkarı varsa sahte bir özür diler. Olur. Yani onun için narsizmle mücadele etme teflon tiptir onlar. Yani onlarla ilişki kurmak zordur ama psikolog gibi kendini geliştirmesi gerekebilir. Üçüncüsü de şeydir böyle. Sağlıklı kavuşuk tiplerdir bak. Kavuşuk tipseniz ya yani karşı tarafı stresini alıp buna psychological resilience diye geçiyor şeyde. Tıp terminoloji. Psikolojik dirençlilik diye geçiyor. Kavuşuk. Yani stresi alıyorsunuz tekrar eski haline geliyorsunuz. Hiç bozmuyor sizi. Resilience, esneksiniz. Zihinsel esneklik vardır. Kognitif flexibility denilen olayları esniyor, yönetiyor ve ilerliyor, yoluna devam ediyor. Bir şey öğreniyor, ilerliyor. Hemen verin. Var bu öyle olursa hiç yani beni hasta etti, çevre hasta etti, onun için geldim demez. O kendini yönetemeyen insanları çevre hasta ediyor. Kendini yönetemeyen insanı kimse bir şey yapamaz. Kişi izin vermedikçe hiç kimse onu strese sokamaz. Onun için stres değil, strese verdiğimiz cevap önemlidir. Bir narsistle evlilik yapıyorsa ve o evliliği devam ettirmek zorundaysa nasıl bir öneriniz olur? Neyi yapsın, neyi asla yapmasın? Evliliğin ilk başındaysa kolay. Boşansın. Yok, hayır boşanmasın. Yani şimdi çocuk da olabilir. Boşanmaz. Hayır. Narsistse yani önce böyle durumlarda narsist kişi şey gibidir böyle kanser hücresi gibidir. Kanser hücresi ne yapar? Hep doyumsuzdur, sınırsızdır ve şeydir böyle açgözlüdür. Kan emici. Hep kan emici ister, hep büyümek ister, hep alanın hakim olmak ister. Yanındaki hücreleri yutar büyür. Bu sırf bu açgözlü yüzünden içindeki kan damarları genişler. Oksijeni ve glukozunu daha çok kullar. 3 milimetreye geçince PET cihazında erken tanı konulur kanser hücresine. Çünkü o açgözlü hep böyle bütün kanı kullanıyor. Glukoz, şekeri hepsini kullanıyor. Oksijeni oradan yakalanıyor erken teşhiste. Bu kişiler de hep bana diyen kişilerdir. Yani böyle durumlarda mesela yemeğin en büyük tarafını kendisine alıyor. Kadınlar da genellikle ne yapıyor? Babadır diye hep onu iyi tarafına veriyor, ona veriyor. Alıştırıyor. Evde ona saltanat kuruyor. Ve narsizmini besliyor. Övgüyle, erkekler daha mı meyyal? Daha meyyal tabii. Ama kadınlar da oluyor. Fark etmiyor ya. Yani evde hep kişiliğini överseniz narsizmi beslenir. Ama davranış ve çabalarını överseniz kendini davranış ve çabaları gelişir. Egosu şişmez. Onun için anne babalar çocuğun narsiz yetiştirmek istemiyorsa kişiliğini değil davranış çabalarını övsünler. Eşin narsistse eşinin kişiliğini övmesin sakın.
egosu şişer. Bak sen yanlış yaptığı zaman sen iyi insansın ama şu yaptığın yanlış desin. Eşi bir gün ona yanlış yaptı. Bu yaptığın yanlış fakat evliliğin iyiliği için bunu kabul, evliliğin geleceği için seni onaylamıyorum desin. Yani narsist kişiye... Kızdırmasın hocam. Kızarsa kızsın. Narsist kişi sınır koymadıkça narsizmi büyür onun. Narsist açgözlüdü, doymaz. Narsist bir kimse bağırıp çağırıyor. Onun şu andaki savaş alanı, narsist kişinin savaş alanı şeydir. Orman kanunlarıdır. Orman kanunlarında ne var? Güçlü olanın dediği olur. Yani bağırıp çağıranın dediği olur. Mesela ormanda aslanlar niye kral? En büyük özelliği sesleri çok büyük, güçlü olduğu için seslerinden kaçıyor insanlar. Yani bir aslanın yanına böyle yüksek sesli bir fil geldiği zaman onlar aslan kaçar ondan, bir şey yapamaz. Yani sestir orada. Mesela gökkuşağı, gök gürültüsüne korkarlar bütün hayvanlar. Sestir. Onun gibi güçten korkarlar. Orman kanunları öyle geçti. Bir narsistin en büyük silahı güçlülüktür. Ekonomik güçlülük, fiziksel güçlülük budur. Buna karşı onun orman kanunu hisseden beyni. Senin onun yanında onun düşünen beyni iyi çalıştırmıyor, kullanmıyor. Narsist bir kimse bağırıp çağırmaya başladığı zaman diyeceksiniz ki ona, bak ben seni anlamak istiyorum. Benimle yavaş konuşur musun diyeceksiniz mesela. Yavaş bağırmak mümkün olmadığından o kimsenin birdenbire ya bu beni anlamak istiyor, bağırmanı istemiyor diyecek. Düşünen beynini devreye sokacak. Bak seni kendi savaş alanına çektin onu. Çektiğin zaman onun düşünen beynine soktuğun zaman bak diyeceksin ya sen iyi bir insansın, seni seviyorum ama bu yaptığın yanlış. Dediğin zaman vallahi narsizmi sen yönetmiş oluyorsun. Çocuklarda narsizm yönetilir, erişkinlerde de hiç korkmamalı gerekiyor. Narsist kişilerle ama sınırlarda kararlı, tutarlı, devamlı bir ilişki olacak. Narsist kişiler sınır ihlali yapmayı severler, test ederler sizi, bağırtırlar, hata yaptırırlar ama zaten sen böyle bir insansın derler. Suçu yıkmak için. Yıkmak için, hata yap, patlatırlar sizi. Hiç oyuna gelmeyeceksiniz. Mesela ağlar mı? Mesela kadınlar narsistlerde ağlarlar erkeğe manipüle etmek için. Ağlıyorsa böyle de mendil uzatacaksın, ağla diyeceksin. Ağlaman geçince konuşalım diyeceksin. Ya senin ne oldu manipüle edemedin. Hani orada gel canım falan. Yok. Ağlaman geçince konuşalım diyeceksin. Hiç. Onun için narsizmler bir şekilde bir şey de kullanarak hangi karşı tarafın zaafını iyi bilirler. Çoğu da zeki oluyorlar. Yönetirler onları. Peki narsist bir kişinin o bağırması çağırması esnasında sinmeniz onu daha mı azdırır? Yok. Böyle durumlarda odayı değiştireceksiniz. Hicret edeceksiniz yani. Hemen odayı değiştireceksin. Narsist, bu şu anda yaptığın davranış, sen şu anda bağırıp çağırıyorsun. Ben böyle bağırıp çağırılan ortamda akıl devreden çıkıyor. Bunu konuşamam diyeceksin. Ben şu anda sakin bir zamanda konuşmamız lazım deyip terk edeceksin. Hiç cevap vermeyin. Cevap verdiğiniz an zaten o anda zaten öfke varsa şey olur. İnsanın muhakemesi bozuluyor. Düşünen beyin, karar veren beyin devreden çıkıyor öfke anında. Kendi haliyle düşünen beynin devreye girmesinin bir süresi var mıdır hocam? Odadan çıktı. Ne kadar sonra o? Yani şimdi burada tabii mesela o öfke anında şey vardır. Yani genellikle yani öfkenin yöntemi şeydir. Kişi kendi öfkesini de yönetmek ister bazen. Ama yönetemez ama böyle durumlarda öfkenin en güzel yöntemi ertelemektir. Ertelemek. Ertelediğiniz zaman bu konuda geçtikten sonra hangi kuralım zedelendi, hangi ilkem prensibin bozuldu deyip öfkeyi analiz ederse bir daha öfkelenmemeyi öğrenir. Ama öfkeyle yaklaşmak bir itfaiyeci modeliyle önemli. Yani bir yangın çıktığı zaman ne yapılır? Önce yangın söndürülür, ondan sonra soğutulur ve ondan sonra sebebi bulup ona göre düzelir. Öfkede öfkeyi o anda söndürmek, yatıştırmak, o da ortamı değiştirmek de olur. Alevler söndükten sonra, daha sonra öfkenin nedenini bulup ondan sonra bu neden oldu, neyi düzeltmem lazım diye kendi öfkesini, karşı tarafın öfkesini düzeltilebilir. Ben öyle bir narsist bir eş biliyorum. Bağırıp çağırıp devamlı geliyor, şey erkek bu. Geliyordu. Daha sonra şey oldu. Her gelişti, beyinde serotonin azalmıştı kişinin. Baktık aslında maskeli depresyonu var, ona bağlı öfkelilik var, narsizmi. Oradan alevlenmiş. İlaç verdik bu yeni kuşak antidepresanlardan. İlacı aldıktan sonra kuzu gibi oldu. Her gelişte muhasebecisi telefon ediyordu. Aman hocam ilacını kesmeyin, bizim patron çok iyi oldu diye. Her gelişte telefon ediyordu. Sonra terapilerle tabii şey oluyor, iyi niyetliyse öfke kontrolünü öğreniyor. Yani öfkenin bir kısmı da şey oluyor, gizli depresyondan da oluyor. Hocam son soru. En zor psikolojik rahatsızlık hangisi?
OKB halen o. Yani narsistlik kişilik bozukluğudur ama en zor hasta açısından düşünüyorum. Bizim açımızdan zor değil. OKB'yi rahat tedavi ediyoruz. Hani bir film vardı, onu izliyor muydunuz hocam? Bu takıntıların çok böyle işlendiği bir film. Peki kapanışı öyle yapalım. OKB hastalarınız arasında ya bu vaka beni bile çok şaşırttı dediğiniz bir örnek rica etsem tabii sizden. Tabii öyle bir OKB vakası şey biliyorum ben. Şeyle ilgiliydi böyle. Kötü koku duymayla ilgiliydi. Kötü koku duyuyorum diye her tarafta devamlı yıkıyordu, her şeyi yıkıyordu. Hatta gittiği yerde de olduğum duyuyordu. Duymamak için burnuna mandalla geziyordu böyle. Öyle bir koku yok aslında. Burnunun burası yara olmuştu. Ama öyle bir koku yok. Koku yok aslında. Ama artık OKB'si psikoza dönüşmüştü onun. Yani kokuyla ilgili yani kötü koku duyacağım diye OKB'si dönüşmüştü. Ben bu vaka şeydi. Yani öyle vaka çok nadir rastlanan bir şey dedi. Koku halüsinasyonlarına dönüşmüştü artık. Olmayan kokuyu duymaya başlamıştı. Ve onu araştırdığımızda çocukluk çağında bir şey çıktı. Böyle kendisi bebek, daha 3-5 yaş, birkaç yaşlarında abisi elinde sigara, yatakta sigarayla yanıyor ve ölüyor. Ölüyor, travma sonunda çocuk. Fakat çocuk unutmuş bunu, aile de unutmuş. O çocuk büyüdüğü zaman daha sonra birdenbire koku, yanık kokusu duyuyordu. Bu olay tarafta. Olduğunda bebek miymiş? Bebek, yani birkaç, 3-5 yaşlarında daha öldüğünü. Onun için olayın bilincinde değil ama olayın travması onda böyle bir beyinde şey yapmış, iz bırakmış, sönmüş volkan gibi. O korku işte bir depresyon anında alevlendi onda. Çıktı ortaya ve onunla ilgili takıntılar başlıyor. Yani OKB diye geliyor, daha sonra psikoza dönüşüyor. Ve böyle bir vakaydı o. Yani zaten OKB'lerde biz çoğu zaman çocukluk çağı travmasını çok araştırıyoruz. Çocukluk çağı travması oluyor, unutuluyor onlar. Unutuluyor ama bazı beyindeki karşılıkları şey devam ediyor. Bir zayıf bir anda tekrar çıkabiliyor. Böyle bir genç kız gelmişti böyle. Aile bu kız, ben bu kız ateist oldum dedi aile diyor. Ve kız da hafız. İmam Hatip'te okuyor kız. Böyle geldi. Yani ben neden böyle oldu diye bir araştırdık işte. Aile nasıl eğitmişler diye. Yani kız demiş ki ben 15 yaşına geldim, artık hayatımı yaşamak istiyorum diyor kız. Böyle durumlarda. Yani, ama şu, bak böyle yapma, ayıp var, komşular ne der diyor. Mesela tesettürle ilgili konular. Bana ne komşular da, ben hayatımı yaşamak istiyorum. Peki yasak diyor, bize her ailenin bak kuralları vardır. Bu ailede hiç kimse böyle olmak istemiyor. O sizin yasağınız diyor, beni ilgilendirmez diyor. Peki o kızım günah diyor bak. Bu dini olarak günah bu diyor. Onun üzerine bir hocaya gidip soralım diyorlar o zaman birlikte. Gidiyorlar bir hocaya. O hoca da geleneksel bakan bir hoca. Diyor ki evet, dinde zorlama yoktur. Yani dinde zorla bir insanı şöyle yaparsın böylesin demek yoktur. Ama bu Müslüman olmayanlar için geçerli. Müslüman olanlara zorlama yapılabilir diyor hoca. Onun üzerine o zaman ben ateistim diyor kız. Yani madem Müslümanlara baskı serbest diyor, o zaman ben ateistim diyor. Aile donup kalıyor. Yani bu zamandaki insanlar ayıp, yasak, günah değiştiremezsiniz gençleri. Gençleri gerekçeleriyle ikna edeceksiniz. Neden? Uzlaşma yolu nasıl bulunur? Tabii ikna edeceksiniz. Kanıt, karşı kanıt çok kolay ya. Şu anda bilim o kadar ilerledi ki. Yani Allah'ın varlığıyla ilgili şu anda tevhidi, yani kuantum dinamiğinden sonra tevhidi ciddi şekilde, hatta bununla ilgili bu konudaki ilaca ihtiyaca binaen ben 2010'da inanç psikoloji kitabını yazdım. Burada onunla ilgili kanıt var. En sonunda da şimdi kuantum bilgileri iyice arttıktan sonra artık Louisiana eyaletinde Amerika'da ve evrim derslerine alternatif olarak akıllı tasarım testleri konuldu. Yani akıllı tasarımsa bu evren, tasarlayıcısı vardır, dış gerçeklik vardır. O da nasıl bir tanrı olmalıdır diye tanrı tasavvuru var. O da tevhide uyuyor. Yani ben bunu Bilgelik Psikoloji kitabı 1 ve 2'de bu konuları ele aldım. Yani bu konuda kanıt istiyorsalar çok kanıt çoğaldı artık. Bu da çocuğu bununla ikna edip konuşturulabilir çocuklarla. Ama bunun arka planında çocuğun ikna olup olmaması değil, çocuğun yaşadığı duygusal boşluk var. Kendini yalnız hissediyor bu çocuklar. Değersiz hissediyor, sevilmiyor hissediyor. Anne babaya çok öfke var. Tabii işte anne babaya öfke olarak
Ya anne baba annesinin babasından öğrendiği yöntemi çocuğa uyguluyor. Korkutarak, bastırarak, sindirerek çocuğu yönetmeye çalışıyor. Bu 100-200 sene önce işe yarıyormuş. Baskı, tehdit, korkutma, sindirme. Ama bu çağdaki metot takdir, övgü, onay, ödüllendirme sistemi. Yani yanlış davranışını, yanlış davranışını düzeltmek yerine olumlu davranışını güçlendirdiğin zaman çocuk ama ben seviliyormuşum, ben bu aile değerliymişim diyor. O yanlış davranışına sarılıp da anneden babadan öc almaya çalışmıyor. Ya biz bunları çalışıyoruz ailelere. Emin ol o kadar çok işe yarıyor ki. Ama anne baba böyle durumlarda bunun farkına varacak. Buna farkına varırsa bu tonda düzelme oluyor. Anne baba da iyi niyet varsa, sevgi varsa ama yöntem, metot hatası varsa çok kolay sonuç alıyoruz. Ama anne baba da ya da baba da merhamet duygusu yoksa, şeyse yani zalimce bir kişilikleri varsa çocuk kayboluyor, gidiyor zaten. Yani iltifat etmeden o marifeti göremeyiz yani o göremeyiz çocuklardan. Yani çocukların iyi ve güzel davranışlarını pekiştirerek gideceğiz. Yanlış ve kötü davranışını değiştirmeden önce iyi, doğru, güzel davranışını da değiştireceğiz. Siz hocam yüzlerce öğrenciyle her gün birliktesiniz. Bu söz konusu olan 20 yaş öncesi çocuklarda en sevdiğiniz bir özellik rica ediyorum. Bir de çok eleştirdiğiniz, buradan ya değiştirin diyeceğiniz bir özellik, iki özellik. Bu çocuklar, özellikle bu Z kuşağı dediğimiz çocuklar masumiyete çok önem veriyorlar. Masumiyete. Yani genellikle bu kuşağın bir özelliği vardır. Yani bu özellikleri, özgürlüklerine düşkünler. Mesela evlenmek istemiyorlar. Yani bir borca girmek istemiyorlar, morguç falan gibi. Dünya bir defa geldim, niye bu borca gireyim diyor. Evlilikte niye şeyin yani evliliğin külfetini yaşayayım diyor. Evlenmek istemiyor. Yani böyle bir şey var. Onun için evlenme yaşı da çok yükseldi burada. Bu kuşağın özelliği bu. Ama yani kuşaklarda masumiyet duygusu var. Böyle şeyin yani yalandan nefret ediyorlar. Tehditten nefret ediyorlar bu baskıdan bu kuşak. Ters mi tepiyor tehdit onlar? Ya bu kuşak yani dün küresel olarak bir küresel gelen bir sel düşünün. Yani özgürlük seli geliyor küresel olarak ve duyguları açık iletişim artık. Dünya elektronik bir köy oldu şu anda. Yani Amerika'da olan bir şey anında burada gidiyor. Yani o kadar iç içe ki her şey. Bu nedenle şu anda artık daha önce yani köyünde yaşayan, komşusun kızıyla evlenen, babasının işini yapan insan tipi yok artık. Böyle bir çocuk beklentisi yanlış, gerçekçi değil. Bizim kuşaklar bunu bekliyor bu çocuklardan. Halbuki bu çocuklar, onun için bak Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Çocuğu onun yaşadığı döneme değil, yani onların sizin yaşadığınız döneme göre değil, onların yaşayacağı döneme göre yetiştirin diyor. Düşün ya bu. Yani çocuklar, bu nedenle çocuklar... Ya hatta şöyle bir sözü var. 5 yaşına kadar oynayın, 15 yaşına kadar arkadaş olun, 15 yaşından sonra istişare edin diyor çocuklarınızla. Hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah, rica ederim. Yordum sizi. Estağfurullah. Efendim bizi izlediğiniz için size teşekkür ediyoruz.